Biteksen emtia piyasasını sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Akyoldaş. Emtia piyasası programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmeleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz Amerika'da ara seçimlerin geldi, çattı, bugün yapılıyor. Gelişmelerini birkaç gün içinde sonuçlarını öğreneceğimizi belirtelim. Oradan çıkacak sonuçlar piyasa üzerinde çok büyük bir kırılım yaratacağını düşünmüyorum. Daha çok FED politikaları üzerinde belki biraz daha bir baskı unsuru olup mu olmayacağını yakından takip etmemiz gerekiyor. Onun da sebebi şu, işte cumhuriyetçiler bir taraftan işte ekonomi üzerindeki baskının artmaması, resesyon riskinin tetiklenmemesi üzerine FED'de diyalog haline geçmeye çalışabilirler. Bu bir faktör olarak karşımıza çıkacak bir etmen. Bir diğer sorunuz da işte perşembe günü gelecek olan enflasyon verisi. Bakalım enflasyon verisi tarafından önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir olacak? Şu anda piyasa bir bekle gör düzeni içinde gitmeye çalışıyor. Belli yerlere geldi, belli bir kırılım noktalarına geldi ve ötesine geçecek mi, geçmeyecek mi? Veriye bağlı bir piyasa beklentisi durumuyla karşı karşıyayız. Özellikle 110 sınırı DXY tarafında çok önemli olması bekleniyor. 1685 keza altın tarafında önemli nokta. ABD 10 yıllıklar tarafında 4.30 kritik eşik olarak gördüğümüz bölge. Buralar aşılacak mı, aşağı mı kırılacak? Hepsi birazdan grafiklerde değerlendirmeye çalışacağız. İstiyorsanız gelin bir haber başlıklarına bakalım. Sonra peşinden fiyatlamalar ve her zamanki gibi grafiklerle yola devam. Rishi Sunak iklim zirvesinde konuştu. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda yaptığı konuşmada Ukrayna'daki çirkin savaş ve dünya genelinde artan enerji fiyatları iklim değişikliği konusuna yavaş gitmek için bir neden değil dedi. ABD'nin kömür kapasitesini 2029 sonuna kapatılması bekleniyor. ABD Enerji Bakanlığı bağlı Enerji Bilgi İdaresi, Amerika Birleşik Devletleri'ne kömür yakıtlı enerji üretim kapasitesinin %23'ünün doğal gaz ve yenilenebilir enerjiyle rekabetin etkisiyle 2029 yılının sonuna kadar kapatılmasını bekliyor. Enerji İdaresi tarafından yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin kömür yakıtlı enerji üretim kapasitesinin %23'ünü oluşturan 200.568 MW 2029 sonuna kadar devre dışı bırakılacak. Bu da ciddi bir değişim sinyali. Petrol fiyatları resesyon endişesiyle geriledi. Çin'in sıfır Covid politikasına en azından kış ayları boyunca sıkı sıkıya bağlı kalacağı beklentileri ve küresel ekonomi için artan resesyon endişeleri petrol fiyatlarını aşağı çekiyor. OPEC Plus'ın uygulamasına başladığı arz kısıntısı, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan petrol ithalatını 5 Aralık'tan itibaren tamamen durduracak olması, G7'nin Rus petrolüne fiyat sınırı belirlemeye çalışmalarını sürdürmesi ise petrol fiyatını destekleyen arz yönlü endişeler olarak öne çıkmakta. Irak Cumhurbaşkanı Türkiye ve İran'dan yardım istedi. Irak Cumhurbaşkanı Abdülatif Reşit, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda Irak'ta artan kuraklık için Türkiye ve İran'dan yardım istedi. Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentine devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda konuşan Irak Cumhurbaşkanı Abdülatif Reşit, ülkesindeki kuraklığa dikkat çekmişti. Reşit, Irak'ın iklim değişikliğinden etkilenen ülkelerin başına yer aldığını belirtirken, Irak'ta giderek artan kuraklık ciddi bir tehlike teşkil ediyor, dedi. Cezayir'in Berkin petrol sahasına üretime başlandı. Cezayir'in devlet petrol ve gaz şirketi Sonatrach ve İtalyan enerji devi Eni, Cezayir'in Berkin havzasında bulunan petrol sahasında üretime başladılar. Sonatrach'ın açıklamasına göre üretim günlük 10 bin varil olarak başladı. 2023 yılında yapılacak yeni sondajda günlük üretimin 17 bin varil olması bekleniyor. Hemen dönelim fiyatlamalara bakalım. Altında 1670 dolardayız. Brent petrol 97.69'da, buğdayda 843.50, demir cevheri 87.14'te, doğalgaz 6.55'te, gram altın 998.75, gram gümüş 12.34'te, gümüş 20.66'da, kahve 170.55'te, mısır 676.50, paladyum 1890'da, platin 980'de, soya fasulyesi 1440'da ve Amerikan tipi ham petrolde de 91.44'ü görüyoruz. Resesyon beklentileri petrol fiyatları üzerine bir baskı unsuru oluşturuyor. Ve aynı zamanda biliyorsunuz Çin'de Covid sayılarında ciddi bir artış var ve sıfır politikasının devam edecek olması buradaki algıyı da bozmakta olduğunu hatırlatalım. Hemen dönelim bizim
majör faktör dediğimiz unsurlara hemen bakmaya başlayalım. DXY tarafına dönüp baktığımızda zayıf seyirin devam ettiğini görüyoruz. Kısa vadeli ortalamanın hepsinin altında, FIBO'da da 110 desteğinin altında sarkmış vaziyette olduğumuzu söylemek mümkün. Şu an için baktığımız zaman burada bir ana trend çizgisinin, kısa vadeli trend adına baktığımız zaman geçtiği bölge 109.40'lar. O bölgeye kadar hareketin devamı beklenebilir. Özellikle 110.40'ın altında fiyatlamalar almaya devam edersek, şu anda 110.49, 110.50 bölgesindeyiz. Morda gözüken ortalamanın da altındayız. Kısa vadeli 4 ortalamanın da altında olmaya devam ediyoruz. Bu da zayıf olduğunu gösteriyor net şekilde bize. 109.40'lara kadar gevşemenin devam etmesi çok büyük bir şaşırtıcı etki yaratmaması gerekiyor. Normal algılamak lazım. Piyasa, hep belirtiyorum, şu an için bardağı dolu tarafında okumaya çalışıyor. Uzun vadeli grafik açısından bakarsak, uzun vadeli grafik açısından da değerlendirdiğimizde ana trend çizgisinde temaslanmanın devam eden bir bölgedeyiz. Kısa vadeli morla gözüken ortalamanın altındayız. 111'in altında kalındığı sürece hareket aşağı doğru baskılanmak isteyecektir ama aşağıdan da 110.20'den destek bulmaya çalışıyor. Buradaki grafikte de yine benzer bir hikaye söz konusu. Aşağıda 109.6, 109.5 o bölge aşağı sarkma bölgesi olarak değerlendirilebilecek nokta. Veriye bağlı, eğer veri beklentilerden kuvvetli bir enflasyon rakamıyla karşı karşıya kalır ve alınan tedbirler yeterli kalmadığı imajı oluşmaya başlar ise işte o zaman tekrardan 111'in üzerine bir fiyatlamalarla 113'e doğru bir ataklanmanın tekrardan önü açılabilir. Onun dışındaki sürece baktığımızda tabii sırf orada manşete bakmayacağız. Aşağıdaki çekirdek taraftaki gelişmeleri de yakından takip ediyor olacağız. Çekirdek taraftaki bir katılıktan bahsediyorduk. Hatırlarsanız geçtiğimiz ay manşet enflasyonda bir aşağı seyir varken özellikle çekirdek tarafının yukarı doğru gittiğini görmüştük. Acaba orada bir atalette bir bozulma, tekrardan çekirdek tarafta da aşağı doğru seyir başladı mı, başlamadı mı ona bakacağız. Eğer böyle bir gelişme olur ise burada DXY'deki kuvvetlenmenin biraz daha zayıflaması beklenir. Kuvvetli halin zayıflaması beklenir ve süreç bizi işte aşağıdaki yeşille gözüken ortalamaya kadar getirmesi beklenebilir. O nedenle bu bölge bir karar haftası içinde olduğumuzu bize net şekilde söylüyor. Tamam mı, devam mı, perşembeden sonra netleşmiş olacak diyelim. Tahvil piyasasına dönelim. Oradaki gelişmeler ne söylüyor bize? Tahvillerde de mesela şimdi DXY'deki zayıflığa rağmen tahvil piyasasının hala satıcılı bir seyrin içinde olduğunu bize gösteriyor. Baktığımız zaman 480-423 bandının içine girmiş vaziyette bütün tahviller. Kümelenme bölgesine bakarsak aslında 4.50'nin üzerinde 4 tane tahvil var. 4.50'nin altında 4 tane tahvil var. Dengeli bir yapıya bulunmuş. Kısa vadeliler daha aşırı satılmış vaziyette. Burada bizim için önemli olan, hep belirtiyorum, morlu olan 30 yıllık tahvil. Şu anda 2 tane tahvili altına almış vaziyette. Önünde 5 tane tahvil var. Ne zaman bunların üzerine çıkar? O zaman resim değişti deriz. Fed kontrolü ele aldı diyebileceğimiz nokta. 10 yıllık tahvilde seyir devam diyorduk. Bakarsanız aslında hemen hemen şöyle 4.32 görüldükten sonra 3.92'lere kadar geri çekilmeye göstermişti. Hemen hemen şu bölgedeki iğneleri saymazsak gövde olarak en yüksek seviyeye gelmiş vaziyette olduğumuzu görüyoruz tekrardan. Bu da şu demek, yani burada bir negatif uyumsuzluk oluşmuş vaziyette. Kimle? DXY ile. DXY'daki geri çekilmeye ABD tahvil piyasası ayak uydurmuyor. Ya da tahvil piyasasındaki sertliğe DXY ayak uydurmuyor diyelim. DXY'daki o hareketin kalıcılığının devam edebilmesi, öteye geçilmesi için burada da tahvil piyasasının 4.30 bölgesini aşmıyor olması lazım. Daha önceki 4.30 denemesinde 114.75'leri gören DXY şu anda 4.30'a gitmeye çalışan tahvil piyasasında nereyi test etmeye çalışıyor? 110 seviyesini test etmeye çalışıyor. Burada bir ters ilişki var. Bu ilişkinin ne kadar sağlıklı olduğu önümüzdeki 48 saat içinde netleşeceğini hatırlatalım. Aşağıda 4.11-4.14 bölgesi kısa vade için önemli eşik bölge. Özellikle enflasyonda güçlü bir seyir değil, zayıf bir seyir. Yani enflasyonda iyileşme daha beklenenden iyi gelir bir rakam olursa bu seviyenin hızla aşağı doğru geçilmesi beklenebilir. Orada da kritik eşik 4.03 olacak. 4.03'ün altında bir kalıcı kapanış silsilesi başlar ise
kısa vadede tahvillerde daha uzun bir soluklu geri çekilme hareketinin önü açıldı demek olacaktır. O zaman bize 3.75'lere kadar bir periyodun önünü açar. Bu da piyasaların gerçekten soluklanma döneminin önünü açacak bir gelişme olacaktır. Yine belirtiyorum, bunun için işte 8 beklenen enflasyon belki 7.7 gelmesi, çekirdek tarafta daha sert bir düşüşün olması gibi faktörler, alt kırılımlar gibi gelişmeler lazım. Bunları almadığımız sürece maalesef hala sıkıntılı günler bizi bekliyor demek olacak. Çünkü FED üyeleri tarafından baktığımız zaman açıklamanın hala şahin olmaya devam ettiğini görüyoruz. Barkin en son şunu söyledi. Asli görevimiz olan enflasyonla mücadele noktasında sonuna kadar hareket etmeliyiz vurgusu yaptı. Bu da demektir ki hakikaten FED dizginleri kontrolü ele almaya çalışıyor. Burada da bir taviz vermek istemiyor demek durumunda. Tabii bazı üyelerde de enflasyon konusu evet önemli ama işsizlik işte oraya da bakıyoruz. İşte bir yandan da resesyonla ilgili durum ne olacak? İşte oraya yumuşak iniş yapabilecek miyiz? Yumuşak iniş olmayacak girişimlerden biraz zayıf kalmak lazım, uzak durmak lazım gibi söylemlerin de gelmeye başladığını söyleyebiliriz. Bunlar kafalar biraz karışmaya başladı. İşte ABD seçimleri sonrasında biraz daha bu durum netleşecek diyelim. Yine ABD tahvilin uzun vadeli grafiğine baktığımız zaman haftalık grafik açısından değerlendirdiğimizde burada da bizim için şu morla gözüken ortalama kendini korumaya devam ediyor. 3.96 seviyesine geldi. Bizim 3.96 bölgesinin altında bir fiyatlama ihtiyacımız var. Bir şeyler değişti diyebilmemiz adına. Geçtiğimiz sene Mart sonrasında Haziran'da bir böyle bir kısa vadeli bir bahar havası yaşanmıştı. Hatırlarsınız ilk 3.50 denemesinden sonra 2.50'ye kadar sert bir hızlı bir hareketle gelmiştik. Temmuz'un sonuna doğru. Temmuz'dan sonraki süreçte hızlı bir ralliyle yukarı doğru bir tetiklenme oldu. Buna benzer bir hareket yaşanabilir mi? Evet, burada da belki yıl sonu kapanışının olumlu seyredebilmesi için yeşile kadar geri çekilme. Daha sonrasında 2023'ün birinci çeyreğinde tekrardan bu kazanımları kapatıp yukarıdaki hedefe doğru gitme. Hedef ne? Herkesin beklentisi 5 seviyesi olduğunu hatırlatalım. Bu 5 seviyesi nereden geliyor diye baktığımız zaman 5-5-25 bandı, faizlerin tepe bölge bulacağı beklentisi. 2 yıllık tahvil, mesela şöyle gittiğimiz zaman 2007-2008 krizi döneminde 5.30'lar görmüş, işte üst sınır olarak algılanan nokta. Keza yine dönerim 30 yıllık tahvile bakalım. Burada da geçmişe doğru gittiğimizde şu bölgede bize 5 sınırını çizen bir bölge olduğunu gösteriyor. 4.75-5 bölgesi işte Fed'in gidip bekleme yapacağı aralık olarak tahmin edilen bölgeler. O nedenle o bölgenin ötesine geçecek bir paradigma değişikliği olması halinde o zaman bütün piyasalardaki yapı değişir ve daha katastrofik kırılımlarla karşı karşıya kalırız. Bu da şu an için piyasanın istemediği, arzulamadığı bir hikaye. Biliyorsunuz bir de hep baktığımız resesyon fiyatlamasını bize gösteren bir grafiğimiz vardı. Oradaki seyir nerede? -0.49'larda 2 yıllık tahville 10 yıllık tahvil arasındaki seyir hemen hemen baktığımız zaman yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5 aydır peş peşe düşüş sergilemeye, yani resesyon fiyatlamasını 5 aydır sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Genellikle bu hareketler kaç ay sürüyor diye baktığımız zaman bir 17-18 ay civarında sürdüğünü hatırlatalım. Şu tepeden itibaren sayarsak aslında önümüzde bir 6 aylık daha bir periyoda işaret ettiğini söyleyebiliriz. Peki emtia endekslerine bakalım. Pardon. Refinitiv'in çekirdek emtia endeksine baktığımız zaman ne görüyoruz? Burada kritik eşiğimiz bizim 116-116.5 bandıydı. O bölgenin üzerine taştık. Yeşille gözüken ortalamanın üzerine çıkmayı denedik dün itibariyle ama kalıcı olamadık. Bugün tekrar altındayız. Mesele gelecek veriler sonrasında DXY'deki hareket aşağı doğru devam edebilirse burada da bir toparlanma hareketi devam etmek isteyecek. Farkındaysanız burada bir dip oluşturma çabası var ama trend dışına taşmıştı. O da zayıflama emaresi olarak okunması gereken bir faktör. O nedenle hareket böyle zırt diye kopup gidemiyor. 117.50'nin üzerinde kalıcılık bu hafta kapanış itibariyle gerçekleşebilir ise enflasyon verisi sonrasında o zaman 120.60'lar, 124'ler yani yukarıya doğru bir %4-%5 civarında bir potansiyele işaret ettiği görülmekte. Altın ETF'lerine bakalım. Altın ETF'lerinde son günlerde altında yukarı doğru bir hareket olsa da ETF tarafında buna bir cevap gelmediğini görüyoruz. 67.3 milyondayız. Bu
finansal okuryazarlığı yüksek, portföy yöneticileri gibi kişilerin işte pozisyonlandıkları bölgede maalesef bir artış yok. Burada bir zayıflık devam ediyor. Hangi taraf burada altında ibreyi güçlendiren, yani bu dengelenmeye sağlayan ne diye baktığımız zaman buradaki satışa karşılık, merkez bankalarının tarafının enflasyonla mücadele kapsamında altın stoklarını arttırdıklarını görüyoruz bir. İki, bir de kuyum sektörünün fena gitmediği, oradan gelen talep şu an için buradaki dengelenmeye sağladığını belirtelim. Yoksa ETF tarafında hala çözülme devam ediyor. Altının günlük grafiğine bakarsak, altının günlük grafiğinde önemli eşiği bu hafta içinde iki kez test ettik. Neydi bu? Hem 50 günlük ortalamanın geçtiği yer 1677 şu an için, bir de yukarıda 1681'de bulunan Fibonacci direncimiz. Bu eşik aşılamadı yine. Yine burada bir geri çekilmeyle nereye kadar? 8 ve 21 barlık ortalama. Nereden geçiyorlar şu anda? 1658. O bölgeye kadar bir geri çekilip bir kuvvetlenme yapmak isteyecek. Sonra veri öncesinde bir daha 1680 üzerini test etmeye çalışacak. Veriyle beraber bunu başarırsa 1680 üzerinde kalıcılık göstermeye başlarsak o zaman 1710-1715'e hedeflemeye başlayan bir altından bahsediyor olacağız. Burada bir taban çalışması var. Taban çalışması bakalım gerçekleşebilecek mi? Özellikle de Perşembe günkü veri sonrasında. Daha önce burada buna benzer bir hareket şu aralıkta yaşamıştık. Gerçekleşememiş, peşinden sert bir kırılım olmuştu. Bu kırılım sonrasında burada bir tekrardan bir konsolide oldu. Bayağı uzun bir sürdü. Sonrasında şimdi şunu tamamlamak isteyecek. Özellikle gelecek olan enflasyon verisi ile şurada bir minik bir çanak oluşturmak isteyecektir. O zaman hedef neresi oluyor? Eğer 1685 geçilirse 1710 ve üzerinde de 1730 bölgesi karşımıza çıkacak önemli eşikler. Hep vurguluyorum, kırmızı üzerine kapanış silsilesi başlıyorsa altında kötü dönem gitti, kış dönemi gitti, bahara giriyoruz. İşler biraz daha filizlenmeye başlıyor. Daha yukarı hedefler konuşulmaya başlamayacak noktaya geliyoruz demek olacaktır. Şu an için o bölgeden hala uzağız. Altta bir toparlanma var ama orası hala bizim tepemize bastığını hatırlatalım. Yine haftalık grafiğe bakalım. Bu haftalık grafikte de düşen trendin zorlanmaya çalıştığını bir haftadayız. Bu düşen trend kırılması, burada düşen takozdan bahsediyoruz. Düşen takoz normalde sonu bir yükselişle biter. Bakalım o gerçekleşebilecek mi? Morun üzerine attık ama kalıcı olamadık. Bugün tekrar altındayız. Mor nereden geçiyor? 8 haftalık ortalama 1672'de. 1669 ise fiyatlama. Bizim 1672'nin üzerinde tutunuyor olmamız lazım. Bu haftanın kapanışı özellikle vurguluyorum enflasyon verisi sonrasında 1685 ve üzerinde gerçekleşiyorsa buradaki hareket biraz daha uzun soluklu bir harekete işaret eder. Yukarıda hatta gideceğimiz yerler 1630 ara hedef olarak karşımızda olacak bölgedir. Hatta 1760'lara kadar 1730 1760'lara kadar hareketin devam etmesi beklenir. Yani buradan bir yaklaşık 100 dolarlık bir hareket marjı doğar. Ne zaman? Bu haftanın şu düşen trendinin üzerinde 1685'in üzerinde bir kapanış sergilemesi halinde. Yok bu olmadı, gerçekleşmedi. Maalesef enflasyonda katılık devam ediyor, kazanımlar yok. FED başkanlarının söylemleri yine sertleşme yönünde devam ediyor. O zaman işte 1672 bize bölgesi artık kısa vadede direnç oluşur. Aşağıya doğru sarkma bu sefer ama bu seferki gelişte 1610 tutmaz. O zaman aşağıdaki 1580'ler karşımıza çıkacak, destek noktası olacaktır diyelim. Aylık grafik açısından bakarsak, aylık grafik açısından da karar aralığındayız ya da kararsızlık aralığı diyelim. 1635-1675 bandı içinde girdik, sıkıştık, üst banda yakınız. 1675'in üzerinde fiyatlamalar bize ara dirençler gösteriyor. Onlar nedir? 1720-1758. Farkındaysanız bu grafikte de yukarı doğru hareketin başlaması haline 1720 ve 1760'lar sırasıyla direnç olma potansiyelini, içerdiğini göstermekte. Gümüş tarafına dönelim. Gümüşte de iki gündür bekleyiş var. Burada bir bayrak yapma çabası içindeymiş gibi duruyor. Sert bir
sıçrama yaratmıştı. Cuma günkü tanımıştı İstanbul Veresi sonrasında. Onunla birlikte 20-40-20-90 bandının içine girdi. İki gündür de bu bandın içinde kalma çabası içinde. Bundan sonraki seyrin kuvvetlenebilmesi için biliyorsunuz burada da hep 2-3 gün kuralları geçerli. Bir günlük kapanışlar yetmiyor. İkinci günde üzerinde tutunuyor olması lazım. Şu anda bu güçlenme sinyali olarak bugün de eğer biz 20-40'ın üzerinde kapatır isek 20-90'ın üzerine gitme potansiyelinin kuvvetlenmeye başladığı sinyali olarak okurum ben. Perşembe günkü enflasyon verisi sonrasında 20-90 aşılabilir ise o zaman 21-90'lar, 22-93'ler potaya girecek bölgeler olarak karşımızda diyelim. Gene haftalık grafik açısından değerlendirirsek burada da net şekilde gözüküyor. 20-85-20-90 bölgesi bizim için ana direnç noktası. Son şöyle resmi geriye sarsak, nereden bakarsanız bakın, Temmuz sonundan bu yana sadece iki kez o bölgemizi test etmeye çalışmışız. İğne koymuşuz ama fiyat geçememiş. O nedenle o bölgenin üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Bu hafta bu fırsatı yakalayacak mı, yakalamayacak mı? Mühim olan mesele bu. Eğer yakalayabilirse buradaki seyirde de 21.86 bizim için çok kuvvetli direnç noktasıdır. Kırmızıda gözüken ortalamanın olduğu yer. 21.86'ya kadar hızlı koşarız. Ama orası geçilecek mi, geçilmeyecek mi? Orası soru işareti. Eğer orası geçiliyorsa da o zaman burası bir çanağı tamamlamaya doğru gidecektir. Hatta 24-26 dolar bandına doğru bir hareketin önü açılır. Bu da paradigmada ciddi bir değişime işaret edecek bir konu. Amerikan tipi ham petrole bakalım. Amerikan tipi ham petrolde 93 bölgesinin üzeri test edilmişti. Geri çekilmeler oldu. 91-15'te bulunan kırmızıda gözüken 100 haftalık ortalamanın üzerinde kalmaya çalışıyor. 100 günlük ortalamanın üzerinde kalmaya çalışıyor. Son 3 gündür bu bölgenin üzerinde. Amerikan seçimleri sonrasında hala bu bölge üzerinde kalmaya devam ediyor ise hareket biraz daha kuvvetlenmek, yukarıda 95-98 bölgelerini hatta 103'e kadar sürebilecek bir dönemin önünü açar. Bu hafta 91-15'in üzerindeki bir kapanış hareketin 103'lere hedefleten bir yapıya bürünür. Bugünlük de bizlerden sürenin sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler. Hoşçakalın. Bir tek sen emtia piyasasını sundu.